Yerel seçimler 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak. Edirne merkezde 24 mahallede 354 sandıkta 118.926 seçmen, 37 köyde 52 sandıkta 11.196 seçmen olmak üzere 406 sandıkta 130.122 seçmen sandık başına gidecek. Seçim öncesi sandık başkanı ve görevlilerine 4 gün sürecek eğitim adliye konferans salonunda başladı. Edirne İl Seçim Müdürü Sevil Cellek bu seçimde tek zarf tek sandık sisteminin uygulanacağını söyledi. İlçe Seçim Kurulu görevlendirilen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlerine ilişkin eğitim seminerindeyiz şu anda. 4 gün boyunca devam edecek, sabah ve öğleden sonra gruplar halinde. Geçerli geçersiz oy pusulaları, seçimde nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgilerini veriyoruz. 1 saatlik bir slide gösterisi eşliğinde kendilerini izleteceğiz. Karşılıklı sorularımız oluyor, onların cevaplarını veriyoruz. Daha önceden her oy pusulasına rengine göre ayrı zarfları vardı. Bu seçimde tek zarf, tek sandık sistemi uygulanacak. Tek zarfa 4 tane oy pusulası konacak. Tüm oy pusulaları tek zarf içerisinde tek sandığa atılacak. İlçe merkezinde 406 sandığımız var, köyler dahil olmak üzere. Merkez ilçemizde 30 tane bina sorumluluğumuz var. 32 okulumuzda oy kullanımı gerçekleştirilecek. Başka da bir sorunuz varsa. Bir sandıkta vardı. Kaç kişi görev yapacak bu durum? Şu anda bir sandıkta 7 kişi görev yapmak üzere konuşulması gereken şey. Ama tabii siyasi parti temsilcilerinin gelip gelemeyeceğini bilmiyoruz. Bize bildirilen isimlerden oluşacak. 5 siyasi parti, bir sandık kurulu memur üyesi ve bir sandık kurulu başkanından oluşuyor. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Celal Peker ve Edirne İl Seçim Müdürü Sevil Cellek tarafından verilen eğitimler 4 gün 2 oturum halinde sürecek. Edirne merkezde 406 sandıkta 130.122 seçmen olmak üzere il genelinde 1087 sandık kurulacak olup 312.366 seçmen oy kullanarak muhtarı, belediye başkanı, belediye meclis üyeleriyle il genel meclis üyelerini belirleyecek. 312.366 seçmen 5 yıllık dönem için yerel yönetimlere görev verecek. 31 Mart 2019 Pazar günü Edirne merkezde 24 mahallede 354 sandıkta 118.926 seçmen, 37 köyde 52 sandıkta 11.196 seçmen olmak üzere 406 sandıkta 130.122 seçmen sandık başına gidecek. Siloğlu ilçesinde ise merkezde 7 sandıkta 1.998 seçmen, köylerde 14 sandıkta 3.293 seçmen olmak üzere toplam 21 sandıkta 5.291 seçmen oy kullanacak. Lalapaşa ilçesinde de merkeze 4 sandıkta 1134 seçmen, köylerde 28 sandıkta 4412 seçmen, toplam 32 sandıkta 5546 seçmen oy kullanacak. Hafsa ilçesinde de merkezde 22 sandıkta 6672 seçmen, köylerde 36 sandıkta 9349 seçmen olmak üzere toplam 58 sandıkta 16021 seçmen oy kullanacak.